Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün solo performansla karşınızdayım. Aslında uzun zamandan beri bunu yapmak istiyorduk ama fırsat bir türlü gelmiyordu. Lig başladı ve ligle birlikte biz de bir televizyon makalesi yazalım istedik. İçinde biraz e, hikaye olsun istedik. Çok şükür bu hafta bize oldukça fazla hikaye verdi. Programın adını da çok popüler olduğu üzere Yabancı Sınırı tercih ettik. Neden yabancı sınırı? Çünkü bildiğiniz gibi artık sahada sadece 8 tane yabancı ile oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Cuma akşamı Sergen Yalçın iki yeni oyuncusunu sahaya sürmek için bir tane yabancı oyuncusunu oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Cuma akşamı herkesin kafasında dank etti aslında. Belki birinci haftada farkına varılmıştı da ikinci haftada dank etti. Yabancı sınırıyla sezon sonuna kadar bir hayli mücadele edecek oyuncularda, hocalarda, tribünlerde. Tabi haftanın enteresan hadiselerinden birisi %50'lik bir izin verilmiş olmasına rağmen tribünlerin bomboş olmasıydı. Yani bomboş diyorum. Aslında dolu yerler, bazı yerler dolu ama e, yine de beklenen coşkunun olmamasıydı. Bir şüphesiz ki bu hastalığın da çok ciddi bir payı var ama fiyatların yüksek olması da taraftarları bir hali çıldırdı. Şimdi haftanın hikayesine geliyorum. Bu hafta bize çok hikaye vermişti. Haftanın hikayesi şöyle 2005 yılıydı. 17 yaşına yeni girmiş, 16 yaşındaki genç bir isim Nuri Şahin. Alt milli takımlardaki görevinden sonra A milli takıma çağrılmış. Almanya ile Türkiye olimpiyat stadında karşı karşıya gelecekti. Maçı Türkiye Futbol Federasyonu onursal başkanı Şenes Erzik, Alman Futbol Federasyonu başkanıyla birlikte izliyorlardı. Sahada Nuri Şahin'in oyuna gireceği an bekleniyordu ki artık Türk milli takımı... Kesinleşsin. Maçın 86. dakikasında Fatih Terim işaretini verdi. Nuri Şahin oyuna girdi. Ve Nuri Şahin 3 dakika sonra golünü atarak 1-0 öne geçirdi Türk milli takımını. Çocuklar gibi şendi. Arkadaşları, abileri ona koşuyorlardı. Ve artık ilk maçında oyuna girdikten 2 dakika, 3 dakika sonra gol atmış olmanın verdiği bir e, tarih yazarlığı da onun elindeydi. Aradan yıllar yıllar geçti. Antalya spor formasıyla yine kırmızı beyaz formayla sahadaydı. Rakip Fenerbahçe'ydi. İstanbul'da direniyorlardı. 87 dakika, 86-87 dakika direnmişlerdi. Durum 0-0'dı. Fenerbahçe geldikçe geliyor, gol atmak için tüm hatlarıyla yükleniyordu. O an tabela kalktı. Kenarda yine 16 yaşı, 17 yaşı arasında giden genç bir çocuk belirdi. Yeni transfer kim kenara geldi? Arda oyuna girmeye hazırdı. Antalya Spor'da da bir tabela kalktı ve Nuri kenara geldi. O an Nuri'nin hayatının anı olabilir. Önce kendi yerine giren arkadaşın elini sıktı. Sonra döndü. Gencecik Arda Güler'e dokundu. Başarılar diledi. Belki bir sihir tozu attı ona. Sonra onun kariyerine benzer bir olay oldu. Arda Güler oyuna girdikten bir iki dakika sonra tıpkı 2005'te Nuri'nin yaptığı gibi çok önemli bir pozisyonda öyle bir yere ayağını soktu ki abisi Zaysa sadece gol atmak kaldı. Gol atmamış ama gol pası vermişti. Yani bir anlamda Nuri Şahin Arda Güler'e el vermişti. Tarih bazen tekerrür ediyor. Formalar farklı olabilir ama ikisi de bizim için değerli sporculardı. Haftanın alkışlanmaya değer hikayelerinden birisi bu. Peki bu hafta dikkatinizi çeken başka bir şey yok mu? Bence dikkatimizi çekmesi gereken hadise. Maçın 87. dakikasında Fenerbahçe'nin e, golü geldi ve oradan oyunu çözdüler. Maçın 87. dakikasında Galatasaray'ın golü geldi. Luindaman'ın attığı gol geldi, çıktı kafayla ki Fenerbahçe sağlı sollu geliyor, set oyunuyla gol arıyordu. Duran toplarla da Galatasaray gidiyordu. İki tarafta galibiyet arıyordu. Gol geldi. Gol atan Luindamaydı. Gol atan Zaystı. Dakikalar maçın bitmesine bir iki dakikayı gösteriyordu. Yine Beşiktaş Gaziantep maçında yine aynı dakikada bu sefer Ersin ağlarına gitmekte olan bir topa müdahale ediyor ve golü önlüyordu kaleci Ersin. Yani 87. dakika bir hayli büyülü bir dakikaydı. Tabi golü atanları çok alkışladık ama golü kurtaranlar biraz kaleciler yalnız adamlardır göz ardı ediliyor. Oysa tarihi bir kurtarış yapmayı başarmıştı genç kaleci Ersin. Bu 87 dakika, 87. dakika Luyendama Zays Ersin üzerinden tıpkı Arda üzerinden anlatıldığı gibi bana kalırsa anlatılmalı. Tabii bu haftanın ilginç özelliklerinden biri de işte Salahi'nin, yeni transfer kimin, Luyundaman'ın yani stoperlerin hava hakimiyeti konusunda forvetlerin önünde olmasıydı. Gerçi forvet yok ortalıkta ama onların kafa vuruşları birisi çizgiden çevrildi, birisi kaleci tarafından dışarı atıldı, birisi gol oldu. Dolayısıyla bir anlamda da stoperlerin günüydü. Dakika 87 hikayesi öyle. Tabii gençlerden bahsetmişken... E, Yusuf Demir'i göz ardı etmeyelim. O da bir Türk çocuğu. Avusturya'da futbol oynuyordu. Barcelona onu B takımı için e, satın alma opsiyonuyla kiraladı. B takımında oynayacaktı. Hazırlık maçlarında iyi performans gösterdi Yusuf Demir. Birdenbire Kuman dedi ki hayır B takımda değil A takımda oynayacağız. Bu arada Messi gitmişti. Hmm. Xavi Enias da Messi dönemi kapanmış. Yeni gücürler belki de aranıyordu. İşte Yusuf Demir ilk milli e, maçına. Belki de bu cümleyi bana Allah söyletti, belki de Türk milli takımını seçer diye çok düşük çünkü biz beğenmedik onu. Barcelona'nın yeni bir cürü olarak ilk maçına çıktı ve o da futbol anlamında 16-17 yaşları belki istediği gibi geçirmedi ama gencecik bir isim olarak sahada bizi en azından heyecanlandıran bir performansa imza attı. Hafta biraz gençlerin haftası diyebilirim. Sadece bu oyuncular üzerinden anlatmakta fayda yok. Çünkü iki tane genç isim daha var. Onlar da 20-21 yaşındalar. Tüm Türkiye onları izliyor. Ratingleri bir hayli yüksek. Kadın voleybol milli takımından bahsediyoruz. Zehra Güneş'ten, Ebrar Karakurt'tan bahsediyoruz. Muazzam oyunlarıyla Avrupa Şampiyonası'nda 4 maçta 4 galibiyet elde ettiler. Belki siz bu videoyu izlerken 5'te 5 yapmış olacaklar. Birbirleriyle uyumu, işler ters gittiğinde devreye girmeleri ve sonuç almaları. Gençlerde gerçekten iş var. Evet gençlerimiz her yerde yükseliyorlar. Bu arada güzel görüntüler e, yok değil. E, bütün noktalardan e, gençlerin haykırışını ve tebessüm eden yüzlerini görüyoruz. Fenerbahçe e, Antalya spor maçının devre arasında olimpiyatta ikinciliği elde eden yine 20'li yaşlarında genç bir kızımız taraftarıyla bir araya geldi. Bu Senas Çakıroğlu yüzünde güller açıyor güldüğü zaman. Çok değerli bir Olimpiyat ikinciliği var. Bu Sürmeneli'ye de buradan selam gönderiyoruz şüphesiz ki. Ama bir futbol takımının aslında bir spor kulübünün sporcularını en çok kalabalık oldukları yerde böylesiyle onurlandırması sıra dışı. Bunları geçmişte İspanya'da ben çok gördüm ve çok anlattım. Özetle açıkçası bu hafta futbol kalitesiyle ilgili her şeyi söyleyebiliriz. Yabancı sınırının ne kadar problem olduğuyla ilgili her şeyi söyleyebiliriz. Ama ilham almamız gereken şahane hikayeler var. İşte Arda Güler'in, Muhammed Gümüşkaya'nın, Ebrar Karakurt'un, Zehra Güneş'in, Yusuf Demir'in hikayesi. İşte Nuri Güneş e, Nuri'nin e, Arda Güler'e uzattığı abi eli yıldız tozu. Hepsinin yolu açık olsun. Bir başka Yabancı Sınırı programında görüşmek dileğiyle. Lütfen beğenir veya abone olursanız seviniriz. Yorum, öneri ve isteklerinizi de alt tarafa yazarsanız ben birer birer ilgileneceğim onlarla. Her şey gönlünüzce olsun. İyi haftalar diliyorum.